Zaher, Zaher konuşacağız. Göçmen hikayeleri, göçmen evet, lezzetlerinde doğru. Bu acı tatlı hikayelerin evet. içinde bir de bir zaher çıkıyor. Zaher, zaher de ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya yayılıyor. Dolaşıyor. Neden? Şimdi bu aslında bir Avusturya, Viyana tatlısı. Emperyal. Zaher Torte. Emperyal. Emperyal. 1832'de bir pastacı uzmanı olan Franz Zaher tarafından. Nereden biliyorsun bunu 1832? Bunları bir ara bakıyorum. Çünkü ben hep not alıyorum. Not. Ama şunu söyleyeyim. Sarap her şeyin notunu aldı. Evet, o huyum var. Sarap mesela bir şey anlatıyor. Siz mesela bir şey anlatıyorsunuz. Ben bir şey söylüyorum. Bir dakika diyor. Bir dakika diyorum, dur, diyorum ben falan. Yazıyorum. Hemen tut 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 tut. Yazıyor. Ama böyle bir herhalde bu. Yüzlerce var. Asistan bir kız yani. Gibi görüyor. Acizler mi? Buyurun devam. Şimdi bunun önemi bence bir de onu gördüm yemek kültüründe. Krallara, arşidüklere, imparatorlara çok müeddep, yemek... Çok müeddep, hakikaten asistan yani. Asistan, asistan beni evet. beğendi buyurun hocam. Ben... Hocam beni... evet. Bir de saraya yemek yapmak için bir yarış var. İşte bir sürü her sarayda gidiyor. Var bizim sultanlarda var. Ondan sonra bütün işte o yemeklerin bazıları oradan çıkıyor. Peki biz ama biz ne şanslı bir nesiniz ki kralların sultanların yedikleri şeyleri yiyoruz. Yiyebiliyoruz ama iyi yani. Aynısını yediğini farz ediyorsun. Evet birazcık orijinalite bir daha farklıdır. Orijinali ya daha mümkün farklıdır. Mü? Saray usulü limonata. Kim sıkacak onu uğraşıp? Yüzlerce limon sıkılacak. Ama limon değil limon onun şeyleri falan gelecek o naneler mesela. Falan. Naneler peki, bir dakika ama kral kral peki. Kral, bu zahiri nesini farklı yiyormuş işte, ki ben bir çikolata... kral olarak yiyemiyorum şimdi. Doğru. Şimdi Zahar'ın şöyle, nesini farklı yiyor. Bak içine... o, bence orada pek fazla fark yok. Yok. Ha. Yok. O mühim olan o. Hı. Çünkü bu lüks bir kafede icat edildi. Bir oteldir o. Operanın yanındadır. Nerede? Viyana'da. Viyana'da. Operanın hemen arkasındadır. Ve orada çıkıyor insanlar operadan. Esas o yani. İşte bu late supper var ya, supe. Evet. Tiyatrodan çıkıyor, operadan çıkıyor. Tabii tartışmaları onun bilmem ne. O arada kimi yemek yiyor şinitzele kadar. Bunlar ker halükerde bu. Kahve falan. O zamanlar akşam 8'den sonra yemeyeceksin yok mu efendim? Yok hiç evet. yok. Gece de yerler gider yatarlar. Danimarka'da hala. Yatmayacaksın yok. Danimarka'da hala bu kadar böyle şeyi kek yiyorlar. Koca kahvelerle hop diye yatıyorlar evet. mesela. Evet. Yunanlılar da gece 11'de yemek yiyor. Bir de bakıyorsun incecik ama incecikler. Evet, bütün resimlerde İtalyan falan. İtalyan 10'da yiyip makarna yiyor. Vallahi herkes de onu yiyemiyor yani. Bu yemekler böyle bizim mutfağın özelliği Türklerin fukaraya bile leziz şeyler çıkarır. Türkiye şimdi giriyor gıda pahalılığına. Evet. Şimdi. Burası... Harbi umumide bile bazı şeyler yokken, uyuz olacak kadar yokken bazı şey var mesela. Ve o büyük harbi biz bir tane yaşadık, ikincisini doğru. yaşamadık. Orada doğru. sıkıntı gene oldu ama bu ülkede böyle çok ölümüne açlık olmamıştır. Yani olmamış. Bir fakirlik var, sefalet başka bir şey, fakirlik başka bir şey. Şimdi onun için burada insanların hepsi bunu yemez. Bu mümkün değil. Çünkü tabii. bunun ham maddesi Amerikalardan geliyor. Evet. Nesi Amerika'dan? Çikolatası. Çikolata Amerika'dan, kakao nesi, orada. Tabii. Güney Amerika'da yetişiyor. Sonra bunun asıl mühim kısmı olan o kısmı, memleketi temsil eden ben, budur. Bu, şu, bu, bu. Şu. Buna diğerler Fransızlar krem şanti ama derler. Aynı şey değil. Yani kim yaptı krem şantiyi icat eden senin bilmen lazım. Vatel. Şanti mi? Vatel. Hayır. Fransız vatel. Şanti denen merkezin şeyini kullanıyor güya. Monsieur Vatel. Hani var ya şu intihar eden akçı. Yemek iflas etti. İyi olmadı diye. Evet. Gerard Depardieu oynadı. Gerard oynayınca meşhur oluyor. Helal olsun. Ama çok acı hikaye o. Çok, çok. Film de çok. Yani şimdi bu aktör takımına da her şeyi ebari Einstein'ı da doğru dürüst biriyle anlattı. Bu aktörler cahil oluyor. Yani. Seyrettiği filmden ancak anlıyor. Cahil değil canım, ama naif daha kötü. Naif. Daha peki devam.
Şimdi bu krem şanti dediğimiz Fransız meselesi ama buna zane de demiyoruz. Ne diyor Viyanalılar? Şimdi efendim bu zane Almanlar der. Almancası. Ben bir ziyafette zane dedi Almanlar. Das nennt man Schlagoberst diye çok memnun olmuşlar Avusturya. Schlagoberst. Oberst. Evet. Schlagoberst. Oberst albay demek. Kızım her şeyi Oberst. Not alma evladım. Oberst. O da konuşmayı sürdüremiyor. Şimdi bu var ya bu çok mühim. Schlagoberst ama... diye bir bale süiti vardır Richard Strauss'un. Strauss'un. Ha herife pislik atmak için Viyanalı kritikler, namalet şeyler. Diyor ki, wenn schon Richard diyor. Ha. O zaman diyor, o zaman Wagner olsun lütfen diyor. Strauss. Eğer Strauss'a Vals'ler var yani. Ha. Ben tam takip edemiyorum. Sen anlayabiliyor musun? Adamın adı nedir? Richard Strauss. Tabii. Böyle Schlagoberst. Diye bir bale yazıyor. Krem Şanti diye adam. Fakat Viyanalı eleştirmenler de kızıyor buna. Eleştirmenler de piç tabii. Bu şişirme ve zorlama bir eser olduğunu biliyorlar. Nalet diyor ya halkı. Beğenmiyorlar. Ver diyor. Böyle diyor. Richard Schnarslav. Richard'sa biz Wagner biliriz. Böyle olmaz. Strauss'a o zaman Johann Strauss bilir. Peki konuya dönüyorum. Bu Schlag ne? Schlagoberst'e diyor. Bale suite değil. Otel Zahra'dır diyor. Bak bir bunun üzerine yazılmış hiç ne kadar hikaye yok, var. Yağı gayet ölçülü. Bu Viyana var. İşte bu klasik bunu bir çikolatalı kek ya. Bunu buraya getirmiş koymuş portakal diye koymasa yok, da olur. Yok bu kayısı fırınlanmış kayısı. Kayısı da olabilir. Portakal. Niye kayısı? Çünkü ben bunun farklılığı bu klasik çikolatalı kekin farklılığı kayısı marmelatı sürüyor Zahar. O yüzden bu kek işte kral tarafı, var arşidük yani, tarafından bir de şu çok şeyi anlat. Niye aralarda böyle bir şey? Hep onu öyle mu buluyor? Aralarda kartın arasına ya çikolata koyuyor ya başka şey koy. Genelde bu kat kat çikolata. Kat kat yapıyor. Hayır bir sunuyor da bunu böyle arada arasını bilmem neyi buluyor. Buluyor evet Frans Zahar. Anlat da anlayayım o videosunu çekiyoruz. Onun için anlatıyorum. Şimdi bak Okan bu klasik bir çikolatalı kek. Zaten klasik çikolatalı keklerin arasına böyle çikolatalı sos koyarlar. Üstüne koydukları bu katı şeye de ganaj diyorlar. Fakat bir farklılık yaratmak için Frans Zahar genç pasta şefi araya çünkü saraya sunulacak bu araya bu şey kayısı marmelatını sürüyor. Tat bir anda çok değişiyor. Saraya sunulacak diye saray buna hiçbir zaman emperyal ünvanı vermedi. Vermez. Çünkü burada ayıp alemler yapılıyordu. Ama bütün Avusturya Macaristan aristokrasisi orada otelde ve burada. Zahar otelde. Evet. Bu Zahar otelde yıllar boyunca yapılıyor. Biliyorsun böylece. Değil mi? Demel kahve. Demel. O emperyaldi pastaları. Viyana'nın ünlü kahvesi. Evet. Kahvehanesi. Anladım. Demel. Ünlü pastaları. Dinliyorum ben de. Evet. Peki ayıp alemlerle ne alakası ayıp var? Yani alaka bu gayrı şeyle. Zahar otelde Rudolf'un bile metresleri falan vardı. Tamam o zaman bu o otelden çıktığı için saray ona vermiyor. O otel şimdi de yaşıyor zaten. O otel 1730'lardan beri yılda belki binlerce paket zahar torta üretiyor. Yapıp satıyor, gönderiyor. Yani o otel iyice meşhur oluyor. Çok hocam ben çok beğendim. Bunu sizden hızlı gittim vallahi. Çikolatası biraz şey mi hocam böyle? Yok sen tadı, bunu böyle bu çok iyi şekeri az. Olmaz. Daha çok çikolata tadını hissediyorsun. Değil mi? Onu fark ettiniz. Tabii şimdi bunun rakipleri de çıktı ama bana ne? Ama kayısı marmelatı benim yaptığımı koysak mesela. Ben yapacağım bunu. Ben yapsam peki, kayısısız bu oluyor mu? Olmuyor. Zahar torta demiyoruz. Herkesin klasik tatlısı. Çikolatalı pasta diyoruz. Yedim bitirdin işte. Yani. Evet vallahi neredeyse bitireceğim. Bence de Okan sever çikolatalı tatları. Peki. Bayılır çikolata. Bayılıyorum. Evet.